Evet, ilk sorumuzu soruyoruz. İlk sorumuz şöyle. Ülkemizde en çok yükselen şey nedir? A. Balonlar. B. Bulutlar. C. Zamlar. D. Torpilliler. Soru biraz karmaşık olsa da cevap belli. Hem C hem de D. Emin misin? O ne biçim burun çekmek? Fırtına koptu sandım. Eminim ya. Bildin. Teşekkürler. İkinci sorumuz da şöyle. Öğrenmeye gidersin, bir şey öğrenemezsin, bitirirsin, bir bok alamazsın. A. Kafe. B. Bilardo salonu. C. Kahvehane. D. Okul. D. Okul. Kendimden biliyorum, ben de bir bok alamadım. Sürekli artan enflasyon ve zamlar kime giriyor? A. Sana. B. Bana. C. Ona. D. Garibana. E. Hepimize birden. Sana, bana, ona, buna. Yani hepimize. Asgari ücret 1800 iken ve bir ev kirası en az 1200 TL iken ve bir aile de en az 4 kişilik ise o aile ay sonunda ne olur? A. Zengin olur. B. İhya olur. C. Mutlu olur. D. Ay sonunda açlıktan ölür. A. Bizim aileden bahsediyor. Biz de neredeyse ölmek üzereyiz. Vay arkadaş, bu nedir ya? Her gelen işsizlikten, parasızlıktan kırılıyor ya. Aşıkı. Parasızlık. Lan bu soru değildi ki. Ha öyle mi? Parasızlıktan bahsettiğini sandım ya. Çok paran olsaydı ne yapardın? A. Gezerdim. B. Harcardım. C. Hiç olmayacak. D. Nerede bizde o şans? Çok karışık bir soru oldu Kerim abi. Seyirciye sorsam olur mu? Biz nereden bilelim lan? Bilsek zaten burada oturmayız. Gördüğün gibi seyirci de tırt çıktı. Tek başınasın. O zaman cevap veriyorum. C. Hiç olmayacak. Evet, maalesef buna da doğru cevap verdin. Ve biz daha fazla batmadan seni uğurluyoruz.